Hapşırdım. Hello, Tuana the makeup girl, the makeup the beautiful guru. Makeup gurmesi, the guru of the transformation makeup and beautiful kıvırcık curly girl. 54 hafta türe hafız, Sakaryalı girl, Adapazarlı hafız. Tatangalar sahaya. Arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu sefer farklı bir şekilde açılış yaptım. Saçlarımın halini şu anda görüyorsunuz. Normalde toplardım saçımı, böyle besleme, bir ezik bir girl gibi gözükürdüm videoların başında ama bana nazar değmiş. Annem bana okudu. Okurken sürekli esnedi. Çiçu! Okurken sürekli esnedi. Çok böyle falan yaparlarsa çok fazla nazar oluyormuş. Bende çok nazar var. Ama fark ediyorum olduğunu da. Anlamsız zamanlarda böyle ağlayasım geliyor. Böyle ağlamak istiyorum bağıra bağıra. Neden ağlamak istiyorsun? Bence merak ederler. Çok güzel olduğum için. Ya bazen böyle düşünüyorum. Şurası çok sıkıcı geliyor bana. Bana farklı bir şeyler lazım. Yani bana bir yenilik lazım. Yenilik istiyorum. Ve yenilik yapmam için de param olması lazım. Ve bunu reklam yaparak yapıyorum. Ama insanlar bundan nefret ediyorlar. Bu videoları ilk yapmaya başladığım zamanlarda çok güzel yorumlar geliyordu. İşte Tuana, işte çok güzel şeyler hak ediyorsun. İnşallah 1 milyon takip için olur. İnşallah şunu kazanırsın. İnşallah şöyle olur. Böyle konuşan insanlar aylar sonra gerçekten bir şeyler yapmaya başladıktan sonra ne diyorlar ki? Sen de mi reklam yapmaya başladın? Acaba dedim ne yapsam? Devam etsem mi falan diye düşündüm yani. Çünkü bir noktaya kadar bazı yorumları görmezden gelebiliyorum. Sonrasında kendi içimde böyle onlarla savaşıyorum sürekli. Gerçekten kolay değil. Göründüğü gibi değil yani. Saçlarımı boyayacağım arkadaşlar bugün. Bu lanet saçları biraz açalım dedim. Makyaj videosundan farklı bir şey çekmek istedim. Farklı farklı şeyler yapmaya başlayacağız. İşte vlog olsun. İşte tuvalete, Tuana Girl günlük hayatında ne yapar? İnsanlar beni şey olarak tanıyorlar. Kaşını piritleyen kız. İşte o yüzden Tuana Tessa'yın günlük yaşantısı. Gezmeleri, eğlenmeleri, arkadaşları ne yapıyor, ailesi ne yapıyor, dedesiyle nasıl bir ilişkisi var günlük hayatta, videolarda görüyoruz. Sevgisi bir dakikalık var. Videolar. Evet, sevgisi var mesela acaba? İşte kardeşi, Yağmur, ailesi, kedileri. Psikopat, manyak, crazy ass kedileri. İnsanlar benden sadece şey bekliyorlar. Tuana makyaj yapsın, Tuana kendini değiştirsin, kaşını uğulasın, makyaj yapsın. Başka bir şey atınca da çok tepki görüyorum. Niye bunu çektin ki şimdi? Makyaj yap, otur makyaj yap. Kaşını uğulasana sen falan gibi mesajları alıyorum ve can sıkmaya başladı. O yüzden bundan sonra Daily Tuana is here. Evet, başlayalım. Ben saçımı böyle tarayıp geldim. Ayrı ayrı yapacağız. Çünkü şu aldığım balyaj kitinin içinde şöyle bir tarak var, tamam mı? Şöyle bir tarak var. Ve bu tarak benim saçlarımın içinden nasıl geçebilir? Yani düz saçlı bir kızın saçında okey ama yine de takılıyor. Yani saçımı taramış olmama rağmen normal tarakla yine de takılıyor. Zorlayacağı için birazcık taradım. En azından rahat olsun işimiz. Allah. Saçların uçları evet biraz açık ama ben böyle daha şey istiyorum. Saçların ucuna doğru böyle sararmış tatlı sarılar olsun istiyorum. Minik minik. Renk açıcı karışım hidrojen peroksit persifer ama Türkçe nerede ya? Çiçu bulamıyorum ki. Anne gerçekten bunda Türkçe yok. Bunu nereden aldın sen? He tamam. Birinci adım. Şunun içine yakın bir zamanda çok güzel bir vlog gibi bir video geliyor. Biraz korkunç olacak. Makyaj yapmayacağım. Ama şu anda kaldığım köyün farklı farklı hikayeleri var. Çok korkunç. Bizzat annem ve anneannem ve diğer köylüler tarafından onaylanmış doğru bilgiler. Diğer videolarda sizinle paylaşacağım bunları. Merakla bekleyin. Ve şöyle de bir bilgi vereyim. Şu anda yazdığımızda oturduğumuz evin karşısında bir mezarlık var. Fragmanı verdim size. Gerisini merak edin ve videomu bekleyin. Köyde terk edilmiş mekanlar var. Hepsini anlatacağım size. Çok keyif alacağınızı ve korkacağınızı düşünüyorum. Anne sen de arkadan ses ver. Bu hikayeler gerçek mi? Gerçek. Şimdi şu kremi içine dökeyim de. Karışım hazır sanırım. Yani bıngıllarımı çekmeyin. Çok sallanıyor mu kolum? Çok mu şiş koyayım ya? Mesela size Tuana Tessa hakkında bir bilgi vereyim. Tuana Tessa bundan önce hayatında spor olarak mesela çok küçükken basketbol yaptı, voleybol yaptı. Ondan sonra cima badminton yaptı. Badminton'da Sakarya ikincisiydim girl. Başarılı, successful bir girl'dum yani. İki tane badmintoncu vardı. İkinci oldum. Hayır tabii ki de bayağı oluyordu böyle. Eş mi? Hayır ya bayağı giriyorduk. Bu arada benim altımda şey var, şalvar. Anneannemin şalvarını giydim. Sakaryalı girl'ler ne yapar? Özellikle köyde yaşayan girl'ler ne yaparlar? Yılın bu zamanlarında çılgınlar gibi fındık toplarlar. Fındık topladıklarını ne yaparlar? Bu fındığı makineye verirler. Makineye verdiklerini ne yaparlar? Makineden taze soyulmuş fındıkları neye sararız? Brandeye tükürdüm. Tükürüklerimi tutamıyorum. Kurumasını ve kurutuyorsun değil mi bir de onları? Güneşlendiriyorsun bir süre. Ondan sonra o sırada biz de anneanneme çılgınlar gibi
üstünde yuvarlanırız. Gerçi anneannem yuvarlanmaz. Biz çocuklar olarak yuvarlanırız. Anneannem de o sırada ayıklamaya çalışır çocukları vesaire. Sonra bu fındıklar çuvallanır. Bu fındıklar götürülür. Ne yapılır? Satılır. Sakaryalı, Adapazarlı girl'lar bunu çok iyi bilirler. Neyse ben saçlarımı ayırayım. Karışımım hazır çünkü. Ha, buranın para birimi fındık. Ayıracağım saçımı da, yandım da. Ayırıyorum. Burada alıyorum. Mantıklı bir şey mi yaptım şu an? Ya böyle böyle tarayacağım işte. Yanlış mı? Doğruyum. Ya bazıları biraz yukarıda olsun. Zaten aşağıda bu çok gözükmez. Zaten çok sürmüyorum bak. Buna sıkamıyorum. Şöyle sıkıyorum. Orta iğrenç bir şey de çıkamıyorum biliyorsun değil mi? Üstü brayaslık yapma bana. Şimdi beni germe burada. Elime geliyor ama. Elim boyanır mı? Şu eldiven sanırım değil mi? Kedim korktu. Ay çok komik bir gördüm ya, lanet olsun ya. Niye elimi sokamıyorum? Fucking motherfucker bitch ya motherfucker. Elim siyah mı dönüyor, kahverengi mi dönüyor, ne boka dönüyorsa dönsün. Takmayacağım. Her gece vuruyorum. No. Sigara çok zararlı, sağlığa zararlı bir alettir arkadaşlar. Sigara içenlerin %90'ı. Annen olarak senin sigara içip içmediğini öğreneceğim. Evet arkadaşlar, bu videoyu izleyen Tuana'nın arkadaşlarından Tuana'nın sigara içtiğini bilen varsa altına Tuana sigara içiyorsun, yalancısın yazar mısınız? Arkadaşlarım, teşekkür ederim, öptüm. Arkadaşlarım hiçbirini beni hiçbir şekilde satmayacağını biliyorum. Satma söz konusu olduğunda sigara içmiş olabileceğini düşünüyorum. Olmuş mu? Yuvarladım yuvarladım. Evet, bunun elime değmemesi gerektiğini şimdi anlayabiliyorum. Her yere sıçrıyor. Maşallah, tam bir kuaförüm. Maşallah, çok güzelim. Nasıl gözüküyor anne? Bakımlı görüm. I'ma explain why you probably never see me. I push a Lamborghini, touch a magic like Houdini. My body shit like Jenny, booty Jimmy, waist and titty. Yes, I told him to get title, so he'll stream me when he'll leave me. I go hard in the booth. Mesela bu bir TikTok şarkısı, tamam mı? Bunu bilmeyen yoktu TikTok'ta. Gerçi TikTok şarkısı değil de TikTok'ta çok döner. O yüzden sadece bu kısmı herkes ezberlemiştir TikTok'ta. Ben de bir bad American, European bir girl olduğum için altındaki şalvarımla beraber bu şarkıyı ezberledim oturup. Ondan sonra acaba rapçileri dinliyorum. Ondan sonra lofi müzik dinlerim. Lo-fi. Lofi yalnız. Lo-fi müzik. Ezel seviyorum. Bayılıyorum. Ezel dinliyorum. Muda ile olan şarkıları. Bu yaptığım makyajlardan dolayı biraz böyle Türk sanat müziği. Mesela birinin makyajını yapıyorum ya. O insanın makyaj... O özellikle yaptığım şeyden, şarkıcılardan bahsediyorum. O insanların şarkılarını dinlemeye başlıyorum. Bu açıdan da güzel oluyor benim için. Yabancı şarkılar dinliyorum. R&B. Tarağın içine sıkıyorum böyle. Şurasına. Şu an saçlı çok kötü gözüküyor. Ondan sonra onu saçıma sürüyorum. Evde nasıl? Kolay. Ombre yapılır. Yani saçınız düzse bu daha kolay olabilir tabii ki. Peki kaşlarıma sürersem kaşlarımın rengi açılır mı? Açayım mı biraz? Kaşlarımın rengini açmak istiyorum. Belki biraz daha kısa sürebilirsin. Aynen. Yani tamamen sarı değil canım da. Şimdiden çok güzel oldum. Maşallahım var. En güzel şarkıları yapan adam Serdar Ortaç'tır nokta. Gelir mi bir Serdar Ortaç makyajı peki? Binlerce damla söz var. Deniz anası yap kendini. Evet, deniz anası makyajımız burada bitmiştir. Ama kokuyor çok fena. Olmuş değil mi? Bak bakayım. Ama hala var içinde, hem de bayağı. Şimdi o yüzden hiç uğraşmayacağım arkadaşlar. Elime aldım. Krem misali. Şöyle ayağa da kalkayım. Şaka yapıyorsun. Elini mi sürdün? Evet. Zaten elimi sürmüştüm anne 2 saat direkt. Yanıyor zaten. Gözden çıkardım. Anne klimayı niye kapadın? Böyle saç boyama da ilk defa görüyorsunuzdur muhtemelen. Tabii düz saçlılar bunu yapmasın. Benim saçım kıvırcık olduğu için bende gözükmüyor. Bir hata varsa gözükmez. Ama düz saçlılar da gözükebilir o yüzden arkadaşlar. Bana hava lazım. Elimi bu kadar yeter mahvettiğim. Şimdi kaşlarımı boyayacağım. Kaşlarım ibiş gibi kalacak değil. Açılacak da. Tabii ne kadar açılacak o da var. Saat kaç bu arada? 26 geçe yaptık. Şu an saat 43 geçiyor. Güzel. Yeni tarzım yolda anne. Çok sakat işler yapıyorsun falan. Ya bir şey olmaz girl. Ne yapıyorsun yanlış? Ne yaptın kız? Buladım girl. Resmen sıçtım elimin ağzına bak. Böyle saç boyama da. Anne benim tarzım bu tamam mı? Ben farklıyım. Ne kadar bekliyorduk? 25-45 dakika arasında bekliyorduk. 26 geçe başladım. Şu an 50 geçiyor. 25 dakika geçmiş. Bir 20 dakika daha bekleriz. Beklerken oturmayayım dedim. Bahçeye iniyorum. Biraz dedemle takılacağım bakalım. Dede! Ne yapıyorsun dede? Nasıl olmuşum? Çok güzel olmuş. Nasılım? Çok kokla, güzel. Kokla.
mis gibi kokuyor. Mis de mis gibi kokmuyor dedi, iğrenç kokuyor. Ya ben öyle değilim, bakma. Sen ne yapıyordun burada? Burada bir şey yok, bahçeleri suluyordum. Bahçeleri suluyordun? Evet. Göster bakayım nereye suladın, neler var bahçede, ne ekili, gel göster, hadi. Göstereyim. Hadi göster. Gel. Domatesleri topladım. He. Tamam mı dedi? Tamam. Nerede domatesler? He. Kaç tane domatesimiz var dedi? Kaç tane? 100 ocak var. Var mıyız? Var. Biz her sabah doğal yiyoruz. Salatalık var. Mesela bir tane koparalım. Hadi bana bir tane salatalık kopar da yiyelim, acıktım da. Bir tane koparalım. Dalından mis gibi. Kır bakayım. Dede ucunu kopardın dedi. Burası atılır zaten. Yok atılmaz o. Yok ben alsın. Biberler var. Gel göstereyim. Perfecto. Umarım kaşlarım sararmıyordu şu an. Korkuyorum biraz. Sallanıyorsun bazen. Domatesin senin bazıları kızardı. Pardon salatalıktan birazcık daha. Hepsini. Mısır var. Yiyoruz mısırı. Patlıcan var. Patlıcan var. Dolmalı biber var, sivri biber var, acı biber var, tatlı biber var. Var oğlum var. Mübarek. Arkadaşlar. Allah vermiş yani. Kaşlarım çok açılmış. Anne kaşlarım sarardı. Anne kaşlarım sarı oldu. Anne kaşlarım sarı. Evet yaklaş. Artık sarı. My eyebrows are sarı. Arkadaşlar şu an hep beraber sonucu göreceğiz. Ne yaptım ben? Ben boku yemelik. Ben sıçtım. Ben çok fena sıçtım. Ben sıçtım. Dilim de yeşil olmuş. Yağmur bana bak, acil. Acil tipime bak. Çok çirkin olmuş. Çok kötü gözüküyor. Niye böyle bir şey yaptın? Biraz açmayı planlıyordum sadece. Ben depresyona gireceğim. Annem benimle dalga geçecek şu an. Geliyor. Ben hala şok ama. Şu an inanmıyorum. Sildikçe siliyorum çünkü hiç. Buradan sanki kışın çıkacakmış gibi. Hadi fındık toplamaya gidelim şey abin ya. Tuana ne yaptın ya? Ne olmuş? Kaşıma bak. Ne olmuş kaşına? Dede kaşıma bak, ne yaptın diyor. Bak kaşıma. Kaş. Belki gün ışığında güzel gözükebilir diye düşündüm ama. Şu an şeye dönmüşsün. Havuç. Avrupa yakası havuç ya. Ay çocuklar duymasın, ne Avrupa yakası. Şişko gözüküyorum biliyor musun? Olduğumdan daha şişko gözüküyorum anne. Siyah saç boyamız var mı? Bence kalemle çizersin artık. O geçer ama bir süresi. Ha yapmışken size birazcık daha sileyim, bembeyaz olsun bence. Ağzımda hala salatalığın yeşilliği var dilimde. Şalvarın yüzünden biliyor musun? Şalvar efekt. Nazar değdi. Bak nazar işte. Nazar. Neyse en azından nazarın çıkmış olsun bununla. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Ama makyaj videolarında ilk başlıyorum ya makyaj. Diyecekler ama tamam. Kaşığım. Tıraşlamış mı yoksa orada bir şeyler. Bakar mısın? Kızıl ya? Oldu ya. Acayip. Değil mi? Kızıl oldu. Sarışın olsam saçımı komple sarıya boyatacağım ben. Ne, tamam o zaman ben bir saçımı da bir şey yapayım. Biraz bekleyeyim. Açılsın bol bol. Yıkadım ondan sonra bakalım. Yani şu an konuşmak aslında çok da doğru değil arkadaşlar. Çünkü saçımda sapsarı bir girl olursam bu çok fazla sırıtmayabilir. Ya en kötü boyayacağım ya paso. Her sabah kalkarım kaşımı boyarım. 2 hafta boyayayım yani ne olacak? Kendimi utandırıyorum. Bay bay. Saçımı yapıp geliyorum. Saçlarımı kuruttum. Saçlarım sadece konu saçlarım olunca gayet mükemmel bir sonuç. Gayet tatlı tam istediğim gibi ama kaşlarım. Bir de ışığıma gidip bakalım. O eski halinden eser yok şimdi. Anne daha kısık sesle söyle hiç duymasın. Tamam bir dakika. Şöyle bir konu var. Kaşlarımı mahvettim. Saçlarım mükemmel. Şimdi kaşıma hiç bakmayın. Sadece saçıma bakın. Saçım harikulade olmuş. Burası fazla açılmış. Kıvırcığı bozulmuş. Bakım yaparım çılgınlar gibi düzelir. Ama saçlarım çok güzel olmuş. Her açıdan mükemmel. Arkadan, önden. Ama kaşlarım. Aynen artık prit sürmeyeceğim arkadaşlar. Direkt fondöten sürüp kapatabilirim sanırım. Demek ki sarışın insanların kaşları böyle oluyor.
Ağlayacağım, bu ne? What the fuck? Ve şu kenarlarına da geldi ya biraz. Kenarları da biraz şey olmuş, sararmış. Bundan sonra ne zaman dışarı çıkarsam çıkayım. Bakkala mı gideceğim, çayıra mı gideceğim, nereye gideceğim? Her yere kaşlarımı boyayıp gitmek zorundayım. En azından bir süre. Uhu bu kadar saçımı kaşımı mahvetmedi ya. Uhu bile bu kadar zarar vermedi şu an bana. Ve şu kaşımın ortasında bir tane kıl var. Siyah kalmış yavrum eski kaşımdan. Tek kalan şey şu. Tütün kollarımdan düşerim şimdi. Ama dipleri böyle biraz siyah gibi hala. Evet arkadaşlar, bu lanet alız. Uf, pişman olacak mısın acaba diyordun değil mi? Evet. Ya unuttum, dedemle domateslere bak. Dedemin büyüsüne kapıldım. Çok güzel domates salatalıklarını gösteriyordu bana. Çok da bir şekilde eğlenirken kaşlarımı unuttum. Sonra kameraya bir baktım. Kaşım sarı gözüküyordu. Ve koştum içeriye. Gökberk çok dalga geçecek benimle. Allah'ım. Neyse tamam. Bu acımı daha fazla yormayın. Sizi de çok üzmek istemiyorum. Ama sakın denemeyin evde bunu. Kesinlikle tavsiye. En azından deneyeceksiniz bile, aynaya bakın böyle kendinize. Sürdükten sonra. Ki fazla geçirmeyin. Ben unuttum. Ama saçım niye bu kadar açılmadı? Açılmış. Açılmış. Videoyu beğendiyseniz like'lamayı unutmayalım ve kanala abone olun. Sizleri çok seviyorum. Ve lütfen dışarı çıkarken maske takın. Çok gerekli değilse de çıkmayın. Sağlıklı kalın. Sizi de çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kapat anne, de şu kaşımı boyayayım. Çok kötüyüm şu an. Ya dursun, boyama.